Evet. Evet. Öncelikle söylememiz gereken şey Pancarlık Kilisesi'ne giriş ücretli arkadaşlar. Adamın evinden geçtiği için. Böyle bir şey var. Kiliseye giden yol, buradaki amcanın evinin içinden geçerek gidildiği için yol ayak bastı parası mı deniyor? Ayak bastı parası alınıyor yani, artık ne derseniz, neyse boş ver hadi. Hadi helal hoş olsun hadi. Bak burada manastır yazıyor. Burada Pancarlık Lise yazıyor. Aşağıda da bak bir yer daha var ama oraya inemeyeceğiz değil mi? Ora baya evet. Bir şeyli ama sanki inilebilir gibi, dur bakalım. Belki evet. Bakalım az sonra bakalım. Evet. Buraya yatmak için yer yapmışlar. Onun şeyle alakası yok galiba. Belki kulübe tarafında mazmur kılıyor, şey mi yapıyor. Bak görüyor musun, burası gene suyla. Vaftiz etme yeri oldu. Vaftiz. Vaftiz. Bak adam mağaraya yazmış ya. Arkadaş o kadar olur mu ya? 10 lira yazmış. Burası üzüm yeme yeriymiş arkadaşlar. Bakın evet. Burada böyle üzüm. Üzüm yeme yeri. Geliyor musun hayatım? Bak, geliyorum. Böyle. Buradan böyle iniyoruz. Biraz her zamanki gibi bana. Ben kilolu bir insan değilim arkadaşlar ama buralar böyle ufak ufak yerler. 37 kilo verdim, daha ne vereyim? Yok aşağıda bir arkadaşlar bir yer size var. Al. Size bunu başında bu 10 liranın şeyini burada çıkarıyorsunuz. Burada bir kilo üzüm yiyorsunuz. Üzümler var. Buraya gelince böyle bir kilo üzüm yiyorsunuz, gidiyorsunuz işte. Aa, burası da tam uçurumun dibiymiş ya. Evet. Bu üzümler bence özellikle ekilmemiş. Her yer bağ ya. Buralardan? Çekirdeklerden mi çıkmış diyorsun? Hı hı. Şöyle göstereyim. Üzüm. Burayı ama bayağı bayağı korumuşlar. Baksana. Aa, buralara oturmak için... Arkadaşlar şöyle ben göstereceğim de, çok yıpranmış. Ne olduğu pek de gözükmüyor. Resimler var. Tavanda da aynı şekilde. Şöyle. Şöyle gösteriyorum. Bakın yavaşça. Bak, resimler var da çoğu yıpranmış resimlerin. Şurada şöyle bir yer var yine böyle. Burası evet yine böyle küvet gibi. Şimdi şuradan şöyle yapıları göstereceğim. Şimdi tavanı göstereceğim arkadaşlar, tavanda şöyle. Yani şunların anlamı nedir? Bakın insanların kafalarında bir şey var sanki fanus gibi. Garip başlıklar. Bir iki tanesinin şeyi var böyle. Kafasında bir şeyler var. Diğerlerinin yok. Böyle. Garip. Yani şu arada bir şey var da ne olduğunu çözemedim. Bakalım hemen. Böyle canlı canlı. Evet şurada. Çıkıyormuş oradan. Tıs. Ne var orada? Ne var, görebiliyor musun? Hiçbir şey göremiyorum. Yaklaşayım mı? Evet. Tam video sırasında arkadaşlar. Sen bilek yedin ben buraya yaptım. He? Buradan. Şura. Ne var orada? Bilmiyorum ki. Aha gördüm. Ney? Kertenkele şey gibi bir şey. Göremiyorum işte. Şeyin üstünde, ağaç dalının üstünde. Allah Allah. Çalıların üstünde. Yani sen çekebilecek misin gördüysen? Ben gördüm ama çekemem. Allah. Ben göremedim ya.
Ne olduğunu anlamadım ya. Bak orada hareket ettiğini görüyorum. Bir tek ben göremedim. Ağacı şey yaptı, takıldı ağaca. Çıktı gitti. Nereye? Ne tarafa gitti? Neyse, bir ben göremedim ya. Görmüş de. Orada hareket ettiğini gördüm ama ne olduğunu anlamadım. Şeylerin, yaprakların arasında. Ne kadar boyuttaydı? Yani gördüğüm şu, yani şu kısmını gör, şu kadar boyutta. Ya 10 santim, 15 santim ama bir kertenkeleye göre bayağı bir şey çıkarıyor, ses çıkarıyor, gürültü. Neyse arkadaşlar, geçtik ki devam ediyoruz şöyle. İşte şunlar garip, bakın kafalarında bir şeyler var. Ben bunları hep anlayamamışımdır. Tarihte bak şu hepsinin kafasında bir şeyler var, görüyor musun? Bazılarında yok. Bazılarında kafalarında şey var böyle. Bakın şunların yok. Kafalarında bir şey. Bunların var. Böyle garip. Daha devam ediyorum. Şurada şöyle bir şey var. Herhalde Hristiyanlara ait bir simgeydi değil mi bu? Hiç hatırlamıyorsam. Hristiyanlar mı? Haç. Farklı bir haç işareti. Burada da kazınmış bayağı bir şey. Zarar vermişler, tahrip etmişler. Şu karşı duvarda var biraz şekil. Resimler, şekiller, çizimler. Şöyle. Arkadaşlar. Hatice şu karşıdaki yere girdi. Orada ne olduğunu az sonra öğreneceğiz. Burada evet bakın böyle buradan merdiven basamak var, böyle çıkıyoruz. Şöyle. Şimdi şöyle şu uçtan göstereceğim arkadaşlar, yavaş yavaş bak. Böyle. Şöyle. Şöyle. Bakın burada farklı bir başlık var kafasında. Burada aşağıda yuvarlak, onun yukarıdakinin böyle kare şeklinde. Garip. Ben onun başlık olduğunu düşünmüyorum. O resmi çizerken şey yapmış gibi sanki. Hepsinin kafasına şey yapmış ama böyle bak. Hepsinde aynı bak. Bunlarda da aynı. Şuradakilerde yok mesela. Bazılarında yok. Bak bir iki tanesinde hiç yok. Bak şuradaki resimlerde evet. Yok. Ama bazılarında hep kafasında şey, bak şunlara bak. Evet. Bak onun yanındakilerde yok. Öbüründe var. Bu garip yani. Hani bazılarında olup bazılarında olmaması. Ya ben açıklayamıyorum. Bilen biri varsa videomuzun altına yazın. Burada böyle garip bir böcek mi, yaratık mı, hayvan bir şey var. Evet. Garip bir şey. Bakın bir gözü var. Şunu göstereceğim bir saniye. Şu. Bence şey simgelemiş, bakın gibi. Şu. Şeytanı simgelemiş gibi geldi. Ya bilmiyorum ama gözü var. Ondan sonra bir tane tek boynuz gibi bir şey var gözün hemen karşısında. Ayak böyle şey, pençe gibi bir şey var. Böyle hani kuş desen diye bir garip. Kulakları var. Bir garip, bilmiyorum ne olduğunu bilmiyorum bunun. Ne bu burada bu konuyla alakalı. Bakın burada yazı var. Nece yazı bu? Bunu yok, bilen şey, varsa altında bakın. Evet, Yunancaya benziyor. Bakın şurada böyle yazı var. Böyle devam ediyor bakın böyle. Burada tahrip olmuş biraz. Sonrasında bir şey yok. Ama orada bir şey yazıyor. Bunun anlamını bilen varsa lütfen videonun altına yazsın. Çünkü kısa bir yazı ve muhtemelen bu buradaki yapıyla alakalı bir bilgi veriyor. Bakın şu cümle. Cümle mi artık, bir şey yazıyor. Bunu. Bunu bilen varsa yazsın. Evet. Bu kadar herhalde, burası var mı başka yer? Yani o da var. Şurası zaten her yerde burada, var. Burada evet. Şurada gördüğünüz yapı. Şurada gördüğünüz yer. Şöyle bir yer var. Az önce Hatice'nin girdiği alan böyle bir şurada muhtemelen su akıyor. Eskiden buralardan su akıyormuş. Muhtemelen dua falan ediyorlardı. Ateş mateş.
Mum falan bir şeyler yakıyorlar ya. Mum, evet mum. Mum konmuş olabilir böyle bir yapan. Evet, şu üzümlerden bir iki lokma daha alıp gidelim. Evet. Bir dayı bizi Ürgüp'e indirecek çünkü. Pancarlık Kilisesi, Pancarlık Manastırı. Aşağıdaki bu tarihi yapılar da var. Oraya daha geçebilirsek geniş bir eğer. Geçerdik ama muhtemelen geçemeyiz. Baksana hayatım. Görüşürüz. Görüşürüz.